Hoş geldiniz efendim. Şimdi müsaadenizle panel katılımcılarımız Türksel Dijital İş Servisleri Kurumsal Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Feriz Gazi Mihal. JForce Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aydın Gülçür. Profelis Bilişim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Sayın Türker Gülümü. İRİS ID Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed Murad'ı. Huawei Veri Merkezi Altyapı Çözümleri Kademi Yöneticisi Sayın Barış Saygı. Vimesoft Bilgi Teknolojileri ve Yazılım İş Geliştirme ve Satış Direktörü Sayın Mehmet Tiryakioğlu'nu. Ve son olarak efendim Teknopiyesi kurucu ortağı Sayın Murat Yücel'i sahneye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü panel yöneticimiz Sayın Er Yılmaz'a bırakalım. Evet, bugün biliyorsunuz yaşadığımız çağda, dijital çağda yeni teknolojiler hayatımızın her alanını çok net olarak etkiliyor ve teknolojinin gelişimi sınırsız olarak devam ediyor. Bugünkü panelimizin başlığı dijital geleceği şekillendiren teknoloji çözümleri. Çok değerli konuklarımız var. Biraz geç başladık, o yüzden süremiz biraz kısıtlı. Çok fazla lafı uzatmadan ilk olarak Profelis Bilişim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Sayın Türker Gülüm'e ben söz vermek istiyorum. Türker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizlerin çözümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz, çok merakla izliyoruz zaten. Ben lafı fazla uzatmadan sözü size vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Benim bir ufak sunumum var. Orada mı yapayım, burada mı yapayım ona karar veremedim. Bir oylama yapalım. Burada mı istersiniz, sunumu orada mı istersiniz? Baktım herkes çekimser, o zaman orada. Güzel bir Antalya sabahında dışarıdaki kuş seslerini ve güzel havayı tercih etmek yerine burayı tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Türkiye Bilişim Derneği'nin 50. yılını da bu sene kutluyoruz. 50. kuruluş yılını kutluyoruz. Türkiye'nin en köklü derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Derneği'nin 50. yılını kutluyoruz. Peki, 80. yılında 2051'de kutlayacağız. Bakalım görecek miyiz, görmeyecek miyiz onu bilmiyorum ama bugünkü sunumu yaparken acaba neden bahsedeyim, neden bahsetmeyeyim gibi bir miktar düşündüm. Ve size işte PostgreSQL'den, açık kaynak kod dönüşümünden, bunların hepsinden bahsedebilirdim. Dedim ki bunlardan herkes her zaman her şekilde bilgi sahibi oluyor. O yüzden bunlardan söz etmeyeceğim ben size. Ben size biraz gelecekten söz edeceğim. 2051 yılından söz edeceğim. O yüzden böyle 2051 diye bir başlık koydum sunumuma. Burada bir alet var. Muhtemelen iki tane yeşil tuş var. Bir tanesini deniyorum. Bakalım ne çıkacak. Bu değilmiş. Diğerini deniyorum. O da değilmiş. O zaman kırmızı tuşu deneyeceğim. Ha. Evet. Tamamen yanlış bir tuşmuş o da. O yüzden bu tuşlardan hangisinin ne işe yaradığını arkadaş bana iletirse yeşil ileri... Hangi yeşil? Peki. Teşekkürler. Evet. Bu filmi hatırlayanlar var mı? Selim Bey hatırlıyor musunuz? Buyurun. İki. Geleceğe Dönüş iki. Güzel bir filmdi açıkçası. Benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Ve bu sunumu yaparken de bir miktar aklımda bu film, aklıma bu film geldi. Ve bu filmle ilgili bir miktar konuşmak istedim. Burada Dr. Brown ve Matt'iydi zannedersem. Enteresan bir şey görüyorlar ve heyecanla bakıyorlar. Acaba o işte zamanda yolculuk edecekler mi, edemeyecekler mi diye bakıyorlar ve şöyle bir şey çıktı karşımıza. Bu filmle ilgili
Bu film ilk 1985 yılında çekiliyor birincisi, ikincisi 89'da, üçüncüsü 90'da çekiliyor. İlkinde hatırlayanlarınız vardır, geçmişe dönüyorlar, 1955'e dönüyorlar. İkincisinde 2015'e gidiyorlar, üçüncüsünde de 1885 gibi bir şeye gidiyorlar, tarihe gidiyorlar. Hani ilkini geçelim ama ikincisi gerçekten önemli bir film. Çünkü orada geleceğe ilişkin acaba 2015 yılında neler olacak diye bir takım öngörülerde bulunuyorlar bu filmle ilgili. Şimdi ne tip öngörülerde bulunuyorlar? Bir onları inceleyelim. Video konferans çözümünden söz ediyor. Aslında söz etmiyor da gösteriyor. Hatta video konferansı şöyle gösteriyor. Patronu işten atıyor o kişiyi ve video konferans sırasında atıyor. Tablet bilgisayarlar ilk defa kullanılıyor. Ekranda böyle basit bir film gibi görünüyor, komedi filminde tablet bilgisayarlar kullanılıyor. Ses ile komut alan cihazlar var. Orada kahve makinesi var. Kahve makinesine diyor ki benim kahvem şöyle olsun diyor. Tanıdık geldi mi? Hey Siri, hey Google. İşte 1985 yılında bundan söz ediyor. Sanal gerçeklik var. Doktorun kafasında bir başlık var ve başlığın camına, ön taraftaki camına bir takım görüntüler aktarıyor. Şu anda var bildiğim kadarıyla. İnce ve büyük ekranlar var. Onlar var. Onu da biliyoruz. Mobil ödeme var. Temassız kredi kartı var. O tarihlerde yok böyle bir şey. Tabii o tutmayanlar da var. Her odada bir faks cihazı var. Ki böyle bir şey tutmadı. Küçük kameralar var. Sanırım o da tuttu. Hepimizin cebinde duruyor şu anda birer küçük kamera. Üç boyutlu filmler var. İşte orada Jaws 90 mıydı neydi? Öyle bir şey vardı, film vardı. Üç boyutlu. Gene dronlar var. Ben bunu söylediğim zaman dronları, drone mu vardı dediler. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Michael J. Fox akşam yürürken bir köpek yolda gidiyor ve köpeğin tasmasını bir drone taşıyor. Drone köpeği gezdiriyor. Orada arkada geçen pek kimsenin dikkat etmediği sahnelerden bir tanesidir. Biyometrik kilitler var. Bir yere girmeye çalışıyorlar ve bir türlü giremiyorlar. Sonra parmak iziyle girebiliyorlar. Beyin dalgaları kontrol edilen oyunlar var. Bu da enteresan bir şey. İki tane çocuk işte bir oyun oynuyor, yapamıyorlar. İşte Michael J. Fox geliyor, o şöyle oynanacak falan diye böyle kendisi yapıyor. Ve çocuklar diyorlar ki ya bebek gibi oynuyor, niye ellerini kullanıyor ki? Yani biz beynimizle yapıyoruz bu işi gibilerinden. Kendini boyutlandıran ve kendi kendine kuruyabilen giysiler var. Kendini ceket var, ceketi giyiyor, ceket bol geliyor, birdenbire üstüne oturuyor ceket. Bu da tanıdık gelebilir size. Kendi kendine kuruyan elbiseler. Gene aynı şekilde atıkları yakan bir araba gösteriyor ki bu atıkları yakan araba da yanlış bilmiyorsam bir süre önce, bundan 4-5 sene kadar önce bir Japon firması şeylerini yapmaya başladı, denemelerini yapmaya başladı. Belki seri üretimine de önümüzdeki yıllarda geçerler. Birkaç ay önce televizyonda bu film oynarken ben de ne güzel film dedim. 7 yaşındaki oğlumla hadi gel izleyelim dedim. Oturduk, 10 dakika sonra çocuk bıraktı. Çünkü orada gördükleri şeyler onun için çok normal şey. Tablet zaten oyun oynuyor. İşte ne bileyim. Küçük kamera deseniz zaten elinde var. Hiç, onun için hiç ilgi çekici değildi. Ama 1985 yılında ya da 89 yılında çok ilgi çekiciydi. En ilgi çekilenlerden bir tanesi de bu ayakkabıydı. Michael J. Fox çok yaşa. Bu ayakkabıyı nasıl giyeceğini bilemiyordu. O yüzden bakıyordu. Fakat bu ayakkabı üretildi. 2016 yılında Nike tarafından üretildi. Ayağınıza koyduğunuz zaman, giydiğiniz zaman kendi kendine bağlayabiliyor. Peki 2021'den biz 2051'e baktığımızda neler göreceğiz? Bir öngörüsü olan var mı? Ya 2051'de de şöyle bir şey olabilir diye öngörüsü olan var mı? Yok mu? Hiç kimsenin mi öngörüsü yok? Dün gece herkes mi geç yattı? Ya zorunlu olarak ben Selim Bey'e soracağım. Hepimiz uçacağız. Şimdi bununla ilişki bir araştırma yapılmış. 12 ve 15 yaşındaki çocuklara demişler ki 2050 yılında, ben tabii 2050 olarak yapılmış ama 2051'e ben onu biraz bozacağım. 2050 yılında ne tip teknolojiler olacak, dünyada neler olacak diye sormuşlar. İşte bu çocuklar bir takım liste yapmış. Sonra yapılan listeyi
20-25 yaşları arasındaki 4000 kişiye vermişler. Demişler ki bu liste içinden 2050 yılında olacakları öngörün, tahminlerinizi işaretleyin. Ve bu tahminler sonucunda bir liste çıkmış ortaya. Liste şöyle bir şey. Bir kere şöyle, ortalama insan ömrünün 110-120 yıl arası olacağını öngörmüşler. Yani medikal sektör, tıp ilerleyecek. Uzayda ilk doğum olacağını öngörmüşler. Ayda otel açılacağını öngörmüşler. Bu enteresan. Rüyalarınızı artık download edebileceksiniz. Neydi yani, ne görmüştük falan diye download edebileceksiniz. Bunu öngörmüşler. Tablet mezar taşları öngörmüşler. Yani mezar taşları artık mermerden değil tabletten yapılacak şeklinde öngörmüşler. Sayısal ikizleri öngörmüşler. Biraz sonra birazcık daha ayrıntısından bahsedeceğim. Gene enteresan bir şey. LED'lerden yapılmış dövmeler, elektrikli, işte istediğiniz zaman işte farklı şekiller alabilen dövmeler ve bu dövmelerin insan vücuduna eklenebileceğini öngörmüşler. Sanal gerçekliğin artık lensler düzeyine ineceğini öngörmüşler. Üretimde 4D çıktıların kullanılabileceğini öngörmüşler. 4D deyince şöyle bir kavramdır, duymayanlar için söyleyeyim. 3D tamam, 3 boyutlu yapıyor. Fakat eğer yapılan, kullanılan materyal çeşitli koşullara göre şekil değiştirebiliyorsa buna da 4D diyorlar. Yani belirli sıcaklıklarda belirli şekillere ya da belirli basınç, belirli nem ortamlarında farklı şekillere geçiyorsa 4D diyorlar. Tedarik zincirinde yapay zeka diyorlar ki şu anda aslında kısmen kullanıldığına ilişkin bilgilerimiz var. Büyük veri kullanılacak ve çok kullanılacak diyorlar ve birbirine bağlı bir nesil olacak. Yani generation connected dedikleri kavram gerçekleşecek diyorlar. Çok işlevli ve çevresel etkilere göre şeklini ve formasyonunu değiştiren binalar olacak. Ha, bu nedir? İşte hava soğuduysa işte ona göre bir şekil değiştirecek. Güneşli olduysa ona göre bir yapı alacak. Belki deprem olduğunda ona göre bir yapı olacak. Bunlar hep öngördükleri. Ve bu öngörüler içinde neler olacağını muhtemelen bu salondaki hemen hemen herkesin göreceğine inanıyorum. Hani öyle bir ani ters bir şey olmazsa, yeni bir Covid 20, 21, 22 neyse bir şey gelmezse, bize de uğramazsa bunları görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten insan ömrü 110-120 yıl olacak dediklerine göre biz kurtarırız diye tahmin ediyorum. Peki buraya kadar gayet güzel. Ben bu sayısal ikizleri birazcık mercek altına yatırmak istiyorum. Sayısal ikiz nedir? Sayısal ikiz şu. Sizin fizyolojik yapınızı, sizin anatominizi, sizin hatta daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar, daha önce aldığınız ilaçlar, o anki durumunuz, bunların hepsini kayıt altına alarak bir ikiziniz, sayısal bir ikiziniz yaratılacak. Ne anlamda, ne amaçla kullanılacak bu? Hastalandınız, bir ilaç mı kullanılacak? Önce o sayısal ikiz üzerinde bakılacak, acaba bu ilaç ya da bu tedavi yöntemi uygun mu? Sizin fizyolojik yapınız bunu kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı? Eğer kaldırabilecekse tepkimeniz nasıl olacak şeklinde bunların incelenmesi ve ona uygunsa eğer o ilaçların kullanılması gibi bir durum söz konusu. Bunu sayısal ikizlerinizle yapacaklar. Sayısal ikiz deyince inanılmaz bir veriden bahsediyoruz. Kaç milyar insan var ve bu yaygınlaştığı zaman sayısal ikizlerin de sayısının o kadar milyar olacağını düşünebilirsiniz ve o kadar milyar insan içinde DNA'ları, işte fizyolojik yapıları, daha önce kullandıkları ilaçlar, düştü, bacağını kırdı, kolunu yaraladı, bunların hepsi çocukluktan itibaren zaman ile birlikte kayıt altına alınması noktasında çok ciddi bir büyük veri olacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Sayısal ikiz aslında yeni bir teknoloji değil. Sayısal ikiz eski bir teknoloji. NASA'nın ortaya çıkarttığı bir teknoloji. Uzaya işte kapsülleri gönderiyorlar. Kapsülde bir problem olduğu zaman ne yapacağız? Sıkıntı oluyor. O yüzden uzaya gönderdikleri kapsüllerin tamamının aynısını, ikizini yapıyorlar ve bir problem olduğu zaman aslında önce bu ikiz üzerinde yapıyorlar denemeleri. Ha, ne yapılır? Çünkü zaten uzaya gidip onu tamir edip geri gelme şansınız yok ya da çok kısıtlı. Bu nedenle
Sayısal ikiz, tabii o zamanlar sayısal değil, fiziksel ikiz. Apollo programı içinde fiziksel ikizler yapılıyor. Daha sonra da bu ikizler kullanılıyor. Hatta bildiğim kadarıyla bizim uydularımızın, gönderdiğimiz uyduların da bir bölümünün ikizleri var. TürkSat'tan bir yetkili varsa o bize söyleyecektir. Sayısal ikizler de buna benziyor. Yani önce sizin üzerinizde değil, sayısal ikiziniz üzerinde bir takım işler. Tabii burada başka bir konu daha devreye giriyor. O da kişisel verilerin nasıl korunacağı. Özel nitelikli kişisel veri, özel nitelikli kişisel verinin en hasından söz ediyoruz. Yani bu veri başkasının eline geçerse sizi yok edebilir. Buna da dikkat edilmesi gerekecek diye düşünüyorum. Toparlayacağım. Ama sonuçta önümüzde bir 30 yıl var ve biz bu 30 yılı nasıl değerlendireceğiz? Bir daha yeşil tuşa basınca, eğer biz bu 30 yılın sonunda gelişen teknolojiye böyle bakacaksak, bu evet bizim için büyük bir sorun olacaktır. Bu filmi hatırlayanınız var mı? Evet. Nereye bakıyorsun? Benden değil. Bizim de teknolojiye 30 yıl sonra böyle bakmamamız gerekiyor. O yüzden de bir takım adımları bugünden atmak zorundayız diye düşünüyorum. Eğer biz teknolojiye böyle bakacaksak, o zaman belki 2051 yılında başka bir arkadaş gelip 2080 yılında da neler olacak, neler öngörülüyor diye belki konuşacak. Ama 30 yıllar muhtemelen daha kısalacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım biz teknolojiye ve önümüzdeki yıllara böyle bakarız deyip ben sözlerimi noktalamak istiyorum. Çok teşekkürler. Ben izninizi isteyeceğim. Benim sayısal ikizim yok ama aynı anda başka bir toplantıda daha olmam gerektiği için sayısal ikizler olana kadar şimdilik benim ayrılmam gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Türker Bey bu keyifli ve bilgilendirici sunumu için. Hakikaten her şeyi hayal etmekle başlıyor. Şimdi sırada Türksel Dijital İş Servisleri Kurumsal Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Ferit Gazi Mihal var. Ben hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun tabii ki. Evet. Evet Ömer Bey, sizin de kurumsal müşteriler için bugün önemli, daha iyi anlaşılan dijital ürünleriniz ve çözümleriniz olduğunu biliyoruz. Sizi dinleyelim. Buyurun lütfen. Evet. 10 yılı aşkın süredir çeşitli sunumlarda bulunuyorum ve genelde de konu dijitalleşme üzerine gidiyor. Fakat 2022 yılına gelinceye kadar dijitalleşme biraz daha böyle bir soyut bir kavramdı. Ve biz dijitalleşmede... Hızlı mı gitti slaytlar bu arada? Pardon. Çok pardon. Dijitalleşme soyut bir kavram olarak bakıyorduk. Ta ki öngörülemeyen hayatımıza bir pandemi girinceye kadar. Pandemi girdiği gün şunları gözlemledik. Evet, Türkiye'de dijitalleşme ile ilgili bir hazırlık var, bir bilinç var. Ama yeterince hazırlık seviyemiz yeterli noktada değil. Çok basit birkaç tane örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi. Çalışanlarında şey yok. Normal desktoplarda çalışıyorlar. Laptoplar vermeleri gerekiyor. Evlerine göndermeleri gerekiyor çalışanlarını. Çalışanlarının böyle bir imkanı yok. Bir başka örnek vereceğim. Çağrı merkezleri. Çağrı merkezleri zaten bir arada böyle 100 metrekarelik salonlarda çalışılan ortamlar. Çok tehlikeli pandemi dolayısıyla. Bu gibi durumlarda biz çözümü nerede aradık? Çözümü teknolojide arıyoruz ve dijitalleşmede. Teknoloji deyince de dijitalleşmede arıyoruz. Ve dijitalleşme için neyin ne zaman neyin ne geleceği başımıza belli değil ama belli bir strateji ve yol haritası üzerinde yürüdüğümüz zaman ürün portföyümüz doğru yerde, doğru noktada olduğu zaman gerçekten bu hazırlık
öngörülemeyen olaylar için gerçekten kıymetli bir durum oluyor. Şimdi deminki örneğime geri dönecek olursak, bu bir banka, bu bankaya şöyle destek olduk, çalışanlarını eve göndermek istiyordu, şube çalışanlarını yarı zamanlı çalıştırmak istiyordu. Bu santral hizmetimizi açtık derhal bu bankaya ve çalışanlarının yarı zamanlı çalışmalarını sağladık. Benzer bir şekilde çağrı merkezi, müşterilerimiz bir hafta içinde bütün çalışanlarını eve göndermek durumunda kaldılar. Yine Turkcell'in bu santral hizmeti vardı. Biz bunu bir pandemi geleceğini öngörerek şey yapmamıştık. Önemli olan şuna bakıyoruz. Kurumsal müşterilerimizin, ki bu değişik sektörlerde, işte değişik ebatlar, büyüklüklerde, nerede olursa olsun dijital ihtiyaçları olacak, dijital çözümler ihtiyacı olacak. Bunu da tetikleyen, yani çok çeşitli sebepler olabilir. Ama biz ne olursa olsun ürün portföyümüzü her geçen gün genişletelim, hazırlayalım. Er geç o ürün, bir gün o ürünlerin değerli olacağı günler gelecek. Şimdi dijitalleşmeyi tetikleyen konulara baktığımızda birincisi global rekabet diyoruz. Global rekabet dediğimizde de digital disruption kelimesi. Bunun tam Türkçe karşılığı da yok. Bir anda birçok sektörü global oyuncular çok dinamiklerini değiştirebiliyorlar. Bugün işte oteldeyiz. Şu anda bu otel sektörünün en büyük rakibi biliyorsunuz Airbnb. Dijital bir platform, bambaşka bir oyunun kurallarını bambaşka bir yerden değiştirdi. Bu bir faktör. İkinci faktör ise Endüstri 4.0'ın getirdiği muazzam verimlilik. Bu verimlilik de bizim için, ülkemiz için gerçekten çok önemli. Pandemi bitti. Şu anda ülkemiz, yani Avrupa daha doğrusu ve bütün dünya bir enerji krizine giriyor. Geçen sene bildiğiniz üzere enerji bolluğu vardı. Bu sene ise enerji krizine giriyoruz. Turkcell olarak bundan 2 yıl önce Enerjim diye bir ürün çıktık. Bu bir IoT sensör ürünü ve bu ürünle kurumların kendi enerji tüketimlerini, hatta bunu hanelere de indireceğiz. Kendi enerji tüketimlerini monitör etsinler, gereksiz enerji tüketimini işte bu market zinciri ise buzdolapları olabilir, klimalar olabilir, gereksiz enerji tüketimlerini kapatsınlar. İşte geceliğin kapatalım, gündüz açabiliriz ya da işte bu şey bir depoysa işte belli bir sıcaklığın üstüne çıktığında açalım klimaları gibi bu sensörleri koyarak bunu sağlıyoruz. Yine bu global ısınma, küresel ısınmanın etkilerini artık yurdumuzda da çok ciddi hissetmeye başladık. Tarımda filiz çözümümüz. Filiz çözümümüz, biz bundan 5 sene önce çıktık ve çok da böyle tarıma indiremedik maalesef ki. Çiftçimize filiz çözümünü anlatamadık. Tarım sektörü gerçekten dijitalleştirmesi çok zor bir sektör. Fakat küresel ısınma aynı pandemide olduğu gibi, aynı işte bugün enerji krizinde olduğu gibi bizce, yani 1-2 sene içinde çok hızlı bir şekilde olmazsa olmaz haline getirecek dijitalleşmeyi. Tarım sektöründe dahi. Yani önemli olan bir sürü hayatımıza önümüzdeki işte 10-20-30 senede bir sürü bizi bilinmez bekliyor. Bilinmezin cevapları ise teknoloji de var. Teknoloji deyince de aslında işte dijitalleşmeye çıkıyor işin şeyi. Biz Turkcell olarak her sektörü, bu büyük sektörler, büyük kurumlar olabiliyor, en küçük esnafımız dahi nasıl dijitalleştiririz, o sorunun cevabını arıyoruz. Pandemiden bu yana 40 adet yeni ürün çıktık. Demin bahsettiğim işte enerji, verimliliği, dijital tarım, akıllı şehirler, dijital tesis, mesafe takip, bunlardan bazıları. Genelde bu çözümlerin ağırlığı iş uygulamaları, yani software as service katmanında veya IoT katmanında oluyor ve şu ortak özellikleri var bu katmanın. Sunum arada gidiyor. Bu katmandaki servisler
genelde buluttan tedarik ediliyor. Bulut dijitalleşmenin olmazsa olmazı. Biz geleneksel altyapılarda çalışıyoruz uzun yıllardır. Fakat yine pandemi bize şunu gösterdi. Bulut teknolojileri her zaman çok daha verimlilik getiriyor. Pandemi başladığında, bizim o kapanmalar başladığında, o bir anda Türkiye'de hepiniz yaşamışsınızdır. Ciddi bir işte server, storage, firewall, UTM, şudur budur, bu cihazların darboğazı yaşandı. Ve bu darboğaz sırasında Turkcell olarak biz bulut kapasitesi olarak hazırlıklıydık. Çünkü önden bunları biz bu veri merkezi stratejilerimizi, bulut stratejimizi 10 senelik stratejiler olarak yapıyoruz ve bunları 10 senelik strateji olarak uyguluyoruz. Biz 2020 yılında pandeminin geleceğini öngöremezdik. Zaten veri merkezi stratejimizi, yeni nesil veri merkezi stratejimizi 2015 yılında başlamıştık. Ve pandemi geldiğinde temelli veri merkezimiz, Ankara'daki temelli veri merkezimiz daha yeni açılmıştı. Yeni açıldığı halde işte bulut kapasitelerimiz çok hızlı dolmaya başladı. Kamu bulutumuzu Ankara temelli veri merkezinde kamuya kapalı bir bulut olarak lansmanını yaptık. Buraya da müşterilerimiz, değerli kamu kurumları dahil olmaya başladılar. Ve şunu göreceğiz, yani kurumlar dijitalleştikçe olmazsa olmaz iş sürekliliği olacak. İş sürekliliği olduğu zaman da yine öngörülemeyenleri öngörmek lazım. Mutlaka işte yedekleme stratejileri, replikasyon stratejileri geliştirmek gerekiyor. Bu sebepten dolayıdır ki bizim veri merkezlerimiz ayrı ayrı coğrafyadalar. Bu sene Çorlu Veri Merkezi'ni açtık. Size pandeminin hızını anlatabilmem için, yani iş planlamamızda oradaki ilk modülümüz 2000 metrekare, iş planlamamızda bizi 2 sene götürmesini beklediğimiz modül 4 ay içinde doldu. Açılışımız Haziran'da yaptık ve şu anda %100 dolu, full kapasite çalışıyor. Oradaki kapasiteyi arttırıyoruz. Temelli veri merkezimizdeki kapasiteyi arttırıyoruz. Gebze veri merkezimizdeki kapasiteleri arttırıyoruz. Yeni bir veri merkezinin daha planlamasına geçtik. Onu da inşallah önümüzdeki sene duyuruyor olacağız. 5. yeni nesil veri merkezimiz olacak. Ve bu veri merkezlerinin üzerinde de ne çalışıyor derseniz, Turkcell'in bulutu çalışıyor. Bu bulut deyince de bulut bildiğiniz üzere katman katman. Bir yandan infrastructure as service'te şu anda yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bizim bu gördüğünüz tüm yeni veri merkezlerimizde bulut servislerimiz var, bulut nodlarımız var. Bu sayede işte Ankara'dan İzmir'e ya da Ankara'dan Gebze'ye replikasyon yapmanız el veriyor, mümkün oluyor. Verinizi yedeklemeniz mümkün oluyor. Onun üzerindeki katmanda işte PaaS servislerine öncelik verdik. Ndepo gibi bir ürün çıktık. Object Storage ürünümüz. Kubernetes'i getiriyoruz. Bu sene sonuna kadar Kubernetes lansmanı yapmayı planlıyoruz. O katmanı çıkıyorum. SaaS servisleri, demin birazdan önce bahsettim. SaaS ve IoT tarafında 40 tane yeni ürün çıktık. Önümüzdeki sene bir 30-40 tane daha yeni ürün çıkacağız. İrili ufaklı bu ürünlerin her biri doğru zamanda yerini buluyor bizce. Yani dediğim gibi bazı ürünlerin şeyi geç anlaşılıyor kıymeti, enerjimde olduğu gibi. Bazıları çok çabuk pick-up ediyor ama hepsi doğru stratejilerle oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ve giderek ülkemizin dijitalleşmesine katkı verecek çözümler olduğuna inanıyoruz. Tamam, hızlanıyorum o zaman. Biraz vaktimiz daraldı. Demin hızlı gidiyordu slaytlar, şimdi ilerlemiyor. Bir tane slayt. Peki.
şeyden bahsedecektim. Son olarak da dijitalleşme diyoruz. Dijitalleşmenin büyük nimetleri var. Verimlilik, rekabetçilik, daha iyi müşteri hizmeti. Fakat dijitalleşmenin bir olumsuz tarafı da kendimizi ne kadar dijitalleştirsek o kadar siber güvenlik zafiyet noktaları artıyor. Yani o siber zafiyet yüzeyi artıyor, büyüyor. Hackerların atak edebileceği noktalar artıyor. Türksel olarak burası da bizim ciddi yatırım alanlarımızdan bir tanesi. Ama veri merkezlerinden farklı olarak burada yatırım hem teknolojiye hem insana, çalışanlarımıza, Türkiye'deki en yetkin iş gücünü şey yapıyoruz, istihdam ediyoruz. Burada insan kaynağımızı her geçen gün arttırıyoruz ve bu çalışanlarımızı her birini değişik dikeylerde uzmanlaştırıyoruz. Yani siber güvenlik dediğimizde tıp bilimi gibi bir pratisyen doktorlar olabilir ama bir de uzman doktorlar var. Bizde de öyle. Firewall yönetimini yapan ekipler ayrı, SOC ekiplerimiz doğal olarak ayrı, pentest ekiplerimiz ayrı. Hepsi kendi içinde, kendi dikeyleri içinde derinlemesine uzmanlık sahibi arkadaşlar. Bu şekilde bir stratejiyle ilerliyoruz. İlerledi. Bir başka konu da yine siber güvenlikte sanallaştırma konusu. Özellikle iki şey var. Bir, sanallaştırmada bu veri merkezlerimizde artık o geleneksel bizim UTM dediğimiz, firewall dediğimiz, IPS dediğimiz bütün o kutuları artık sanal platformlara taşıyoruz. Bunları tamamen sanal olarak servis alması sağlıyoruz. Yani onlar da artık birer bulut servisi oluyor. Bu da bize ne getiriyor? Anında işte esnek kapasite yönetimi getiriyor. Anında işte firewall oluşturup hayata geçirip geri kapatabilebiliyoruz. Büyük o bulutun bütün yedeklik getiriyor, bütün esnekliklerinden faydalanma imkanı veriyor. Bir de insan dedik ama insanlarımızı ne kadar efektif ve odaklayabilirsek, kullanabilirsek ve odaklayabilirsek o kadar faydalı oluyor. O yüzden de Security Operation Center'ımızda bu sene SOAR dediğimiz Security Orchestration ve Automation altyapısını kurduk. Bu bize şunu getiriyor. Belli alarmlar geldiğinde bizim bu analistlerimizin önüne onları çok daha rafine getiriyor. Ve orada da işte yapay zekayı kullanarak birçok tehdidi önden şey yapma imkanı buluyoruz. Engelleme imkanı buluyoruz. Çok uzatmayacağım. Zaten vaktimiz dar. Demin dediğim gibi her geçen gün burada siber güvenlikte de ürün portföyümüzü, yelpazemizi genişletiyoruz. Bir sorunuz olursa bugün buradayım. Arada da beni yakalayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımızın zamandan yememek adına. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Dijital altyapı, ürün ve servislerin ne kadar önemli olduğunu günümüzde zaten görüyoruz. Teşekkürler. Şimdi sırada Sayın Aydın Gülçür var. GeForce Genel Müdür Yardımcısı. Evet, şimdi Aydın Bey'le bu teknolojik, sizin şirketinin teknolojik her türlü donanım, iletişim, güvenlik, yedekleme gibi konularda hizmetler verdiğinizi biliyoruz. Şurada notlarımız vardı, telefondan geliyor. Evet, sizce geleceği şekillendiren teknolojilerin ortak faydaları neler? Çok teşekkür ederim. Aslında benden önce konuşmalarını gerçekleştiren Ömer Bey, Türker Bey, geleceğe yönelik bir takım teknolojilerle ilgili çok değerli bilgiler verdiler. Ben biraz bu anlatılan teknolojilerin bana göre ortaklaşan unsurları üzerinde durmak istiyorum ki bunlardan bir numaralı olanı bütün bu anlatılanlarda benim konuşmamdan önce bahsedilen teknolojiler hep veri üzerine kurgulanmış teknolojiler. Ya çok büyük veriler üreten ya da çok büyük veriler kullanan, genellikle de aslında her ikisini birden yapan ve bunu yaptıkça da daha çok veri yaratan teknolojilerden bahsediyoruz.
Hatta teknolojileri bir kenara bırakalım. Türker Bey dedi ki 2051'de insan ömrü 110-120 yaşlara çıkacak. Şu anda ortalama ömür 70 yaşlardaysa bu 70 yılda ürettiğimiz her bir bireyin ürettiği verinin üzerine bir 40-50 yıllık daha veri birikmesi demek. Dolayısıyla gelecekte üretilecek herhangi bir teknolojinin mutlak surette zaten veri temelli olacağı, büyük veri ve temelli olacağı ve yapay zeka odaklı olacağı bence hemen hemen kesin gibi. Dolayısıyla böyle bir durumda da yani bu kadar büyük verilerin üretildiği bir durumda az önce de Ömer Bey'in bahsettiği şekilde bu sefer de bulut teknolojileri kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü bizim geleneksel yöntemlerle bu verileri ne depolamamız, ne işlememiz, ne bir yerden bir yere iletmemiz herhangi bir şekilde ekonomik olarak mümkün değil. Tabii bir de bunun üzerinde yaratılacak inovasyon var. Bu da büyük ölçüde zaten geçmiş 15-20 yıllık süreçte de görülüyor. Veri üzerinde yapılan inovasyon mutlak surette bir platform iş yapış modeli gerektiriyor. Ve bir platform dendiği zaman da bir ekosistemle beraber geliyor çoğunlukla. O yüzden ben hani bu geleceğin teknolojileri dendiği zaman o teknolojilerin ne olduğunu tanımlamaktansa aradaki ortak noktaları kümelendirmek ve bunun üzerinde daha da fazla belki inovasyon yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu da veri, bulut, platform iş modelleri ve ekosisteme dayalı bir birliktelik olarak özetleyebilirim. Peki veri mi teknolojiyi yaratıyor yoksa teknoloji gelişmeler mi veriyi üretiyor? Bunun cevabını şu anda ne diyoruz? Vallahi bu biraz böyle tavuk yumurta ilişkisi gibi bir soru gerçekten benim de çok kafamı kurcalayan. Biliyorsunuz son yıllarda hep veriyle ilgili şöyle bir şey deniyor. İşte veri dünyanın yeni petrolü veya yeni doğal kaynağı. Bu aslında çok güzel bir benzetme veriyle ilgili. Çünkü tıpkı petrol gibi aslında endüstri devriminden önce otomobiller veya benzinle çalışan diğer makineler bulunmadan önce petrol oradaydı, yerin altındaydı. Ama kimsenin bir işine yaramıyordu, muhtemelen de kimse umursamıyordu. Belki petrol buldukları zaman da rahatsız oluyorlardı çünkü su bulmayı tercih ederlerdi. Ama sonra bu teknolojik gelişmelerle beraber onun önemi arttı. Şimdi veri de böyle bir şey. Veri hep oradaydı, hep hayatımızdaydı. Yüzyıllardır, belki bin yıllardır. O mağaralara ilk resim çizildiğinden itibaren bir takım veriler aslında işlenmeye başlamıştı. Ama teknoloji tabii bu verileri çok daha anlamlı bir hale getirdi. Anlamlı hale getirmenin ötesinde bir de tabii bu veri petrol benzetmesinin yanıltıcı bir tarafı var. Petrol sınırlı, veri ise sınırsız. Biz bunun üzerinde yeni teknolojiler yarattıkça daha çok veri üretiyoruz. Ve aslında kullandıkça azalacağına, kullandıkça artan da bir yapısı var veri dediğimiz zaman. O yüzden de tabii aynı petrol örneğinde olduğu gibi o yerin altında olan ama kıymeti bilinmeyen, daha sonradan teknolojik gelişmelerle bir anlam kazanan doğal kaynak gibi veride de değerini bulması için öncelikle işlenebilmesi, depolanabilmesi, transfer edilebilmesi, üzerinde bir takım yeni şeyler yapılabilmesi gerekiyor. Bu doğal olarak bir taraftan az önce söylediğim gibi bizi platforma dayalı ve yapay zeka ile güçlendirilmiş iş modelleri üzerinde çalışmaya itiyor. Mutlak surette teknolojinin kendisi değil aslında bunun üzerinde kurgulanacak iş modelinin ne olduğu bir kere çok önemli hale geliyor. İkincisi de tabii bulut teknolojileri. Yani böyle bir veri büyüklüğünü tüm dünya ölçeğinde ve çok hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde yönetebilmek mutlak surette bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasını gerektiriyor. Dolayısıyla veri mi teknoloji yaratıyor, teknoloji mi veriyi yaratıyor? Teknoloji veriyi anlamlı hale getiriyor ve ondan sonra da sürekli yeni verilerin oluşmasına yol açıyor diye düşünüyorum. Biraz cevap vermesi zor ama karşılıklı iletişim halinde olunan bir süreç gibi değerlendiriyorum biraz ben bunu. Biraz göreceli, evet. Evet. Bu
platforma dayalı iş modelinden neyi kastediyoruz? Platform iş modeli o da yine son yıllarda aslında neredeyse ister kamu olsun, ister özel sektör olsun, ister kar etmeyen organizasyon olsun, yani kar amacı gütmeyen organizasyonlar olsun, herkesin bir şekilde üzerinde durduğu, hedeflediği bir şey ama anlamları biraz farklılaşıyor. Ben açıkçası kendi adıma kuvvetli bir platform iş modelinin ana unsuru nedir dendiğinde şöyle bir tanımlama yapıyorum. Çok bildiğimiz örnekler üzerinden geçecek olursak, mesela işte Facebook gibi, Instagram gibi, YouTube gibi, bunları en farklı kılan özellikleri aslında bizlerin bireyler olarak birçok verimizi, ki bu veriler sadece işte bir takım isim, soyad veya doğum tarihi gibi değil, yani fotoğraflarımız, hayatımız, düşüncelerimizle ilgili birçok veriyi kendimiz gönüllü olarak o platformlara emanet ediyoruz. Yani kimse bizi zorlamıyor. Bir bankanın internet sistemine girerken oraya girebilmek için zoraki olarak isteseniz de istemeseniz de bir takım bilgilerinizi vermek zorundasınız. Ama bir Facebook'a fotoğraf yüklerken veya bir şey yazarken başka bir platformda, WhatsApp'ta vesaire, bunu kendiniz isteyerek yapıyorsunuz. İnsanların çok büyük ölçekli olarak bir platforma kendileriyle ilgili bu kadar büyük ve sürekli veri yüklemesi o platformları tabii çok kuvvetli bir hale getiriyor. Dolayısıyla ben bu platform iş modeli denilen kavramın en kilit noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir platform iş modeli yaratıyoruz diyor isek aslında orada insanların oraya gönüllü olarak ne kadar verilerini emanet ettiğini değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii burada ikinci bir boyut da yine aynı örneklerden yola çıkaracak olursak bu kendi kendini besleyen bir sürece dönüşüyor. Yani birileri oraya kendileriyle ilgili veya başka konularla ilgili veriler yükledikçe o veriler başka birilerine çekiyor ve o giderek kendi kendini bir kar topu gibi büyüten bir sürece dönüştürüyor. Bir aslında birlikte oluşturulan bir model gibi, birlikte oluşturulan bir iş modeli gibi olmaya başlıyor. Bu da beraberinde tabii bir ekosistem getirmeye başlıyor. Farklı paydaşlar, farklı amaçlar o platformun üzerinde birleşiyor. Şimdi böyle anlatıldığı zaman bu hep daha çok sanki kar amacı güden ticari işletmeler veya özel sektör işletmelerinin üzerinde durması gereken bir konu gibi gözüküyor. Halbuki biz bugün burada bir kamu etkinliği içerisindeyiz. Ama pandemi bize gösterdi ki bu platform iş yapış şekli kamu için en az ve belki daha fazla önemli, özel sektör için önemli olduğundan. İşte biz bunu uzaktan eğitimde görüyoruz, ne bileyim sağlık sisteminde görüyoruz, işte aşılama, HES kodu gibi konularda görüyoruz, E-Devlet'te görüyoruz. O yüzden hani bu kesinlikle sadece ticari amaca yönelik veya sadece özel sektör kurumlarının odaklanması gereken bir şey gibi gözükmemeli. Platform iş yapış şekli bu anlamıyla mutlak surette kamuda toplumun gelişmesine yönelik çok uzun uzadıya düşünülmesi, geliştirilmesi gereken konulardan biri. Zaten bunun birçok örneği var bizim ülkemizde de. Ben bundan sonra da bu konuda daha büyük atılımlar olacağını da tahmin ediyorum. Peki sizin GeForce olarak bu konuda yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz lütfen katkılarınızdan? Gayet tabii. Şimdi dediğim gibi biz GeForce olarak iş yapış modellerine odaklı yaklaşımlar ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan veri de bunun odak noktasında durduğu için her şeyden önce, üzerinde başka bir şey yapmadan önce bu veriyi yönetebilmemiz lazım. Her anlamıyla yönetebilmemiz lazım. Nerede topladığımız, nasıl organize ettiğimiz, nasıl güvenlik katmanlarını yarattığımız, ne şekilde kullandığımız ve dağıttığımız, bu önemli. Dolayısıyla odak noktalarımızdan bir tanesi veri yönetimi aslında bu anlamda ve bunu organizasyon içerisinde
bir akış halinde nasıl sunabileceğimiz. İkincisi, tabii bunu yaptıktan sonra yine o doğal kaynak örneğinden gidersek bunun potansiyelini keşfetmemiz lazım. Yani biz bu elimizdeki veriyle neler yapabiliriz? Hangi potansiyelleri gerçekleştirebiliriz? Nasıl bunları daha anlamlı ve değerli hale getirebiliriz? Bu yönde elbette çalışmalarımız oluyor. Ve buna yönelik olarak da birlikte çalıştığımız, hizmet verdiğimiz kurumların yeni iş modelleri geliştirmesi yönünde oldukça yoğun bir çaba sarf ediyoruz ki giderek yaptığımız işleri aslında biraz daha az önce söylediğim gibi hani platform iş modeli dediğimiz kavrama daha uygun hale getirebilelim. Bu da nedir? Mutlak surette kurumların bir bulut bilişime altyapı olarak hazır hale gelebilmeleri, mikroservis modellerini geliştirebilmeleri, bu yönde onlara destek verecek her türlü hem çözüm anlamında hem danışmanlık anlamında bir takım hizmetleri sunmaya, organizasyonumuzu da bu yönde oluşturmaya gayret ediyoruz. Peki son olarak tüm bu gelişmeler hayatımızı nasıl etkileyecek, yaşamımıza nasıl yansıyacak, ne düşünüyorsunuz? Şöyle, ben buraya gelmeden önce geçen haftaydı zannedersem enteresan bir şey, daha doğrusu bana enteresan gelen bir şey okudum. O da şu sebepten dolayı, bugünkü panelimizin konusu geleceği şekillendiren teknolojiler olduğu için dikkatimi çekti muhtemelen. Hürriyet gazetesinde bir haber vardı spor sayfasında. Şöyle diyordu, şu anda günümüzde büyük liglerdeki futbol takımlarının teknik direktörleri içerisinde hayatında hiç futbol oynamamış teknik direktörlerin sayısı tarihte hiç olmadığı kadar fazlaymış. Yani bildiğimiz işte Almanya'da, İngiltere, İspanya vesaire, Türkiye dahil birçok ülkede giderek futbol oynamamış, hiç futbol, profesyonel futbol oynamamış teknik direktörlerin sayısı artıyor. Bunun da sebebi şu, çünkü bunların çoğu aslında veri analisti gibi tamamen veri üzerinde yaptıkları çalışmaları ve tabii ki kullandıkları çözümler ve teknolojilerle birlikte futbol sahasına yansıtıyorlar. Yani futbol oynamaları gerekmiyor. Geçmişte futbol oynamış olmaları gerekmiyor. O verileri doğru bir şekilde kullanarak çok deneyimli futbol oynamış teknik direktörler gibi başarılı bir teknik direktörlük yapabiliyorlar. Şimdi bu benim ilgimi çekti. Çünkü bu aslında az önce Türker Bey'in konuşmasında bahsettiği gibi bir ciddi bir disruption. Yani bizim bildiğimiz şey nedir? Adam futbol oynar, emekli olur, sonra teknik direktörlük yapar ve sadece o yapabilir. Çünkü onun nasıl olduğunu o biliyor. Böyle bir varsayım varken veriyi yönetmek bunu tamamen başka bir hale getiriyor. Bu birçok sektör için konuşulabilir. Dolayısıyla geleceği bu teknolojiler nasıl şekillendirecek dediğimiz zaman aslında burada her türlü veriyi daha anlamlı bir şekilde kullanma becerisine sahip ister bir birey olsun, ister bir organizasyon olsun, ister bir ülke olsun çok çok daha rekabette avantajlı hale gelecek diye düşünüyorum. Bunun da böyle bir ortamın da aslında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından çok büyük bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Çünkü aynı teknik direktör örneğinde olduğu gibi birçok varsayım bu yöntemle kırılabiliyor. Potansiyeller ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bizler de aslında bu zamana kadar ne bileyim birkaç yüzyıl içerisinde gelişmiş bir düzende belki elde edemeyeceğimiz bir takım fırsatları şimdi verileri daha iyi yönetecek yapılar kurdukça çok daha hızlı bir şekilde elde edip o dünya ölçeğindeki rekabette de hızlı adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Biz de hani birlikte çalıştığımız kurumlara bu yönde daha fazla destek olmaya çalışacağız önümüzdeki dönemde kendi çalışmalarımızla. Çok teşekkürler. Biz de ümit ediyoruz ki öyle olur. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, şimdi sırada çok genç bir firma var. 2015'te tamamen yerli kaynaklarla kurulmuş olan Vimesoft'tan, Vimesoft Bilgi Teknolojileri ve Yazılım İş Geliştirme Satış Direktörü Sayın Mehmet Tiryakioğlu bizimle birlikte. Evet, Mehmet Bey, ben de sizin video platformlarınızı inceleme şansına sahip olmuştum. Çok enteresan gerçekten. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ediyorum öncelikle. 2015 yılında kurulmuş bir firmayız. Aslına bakarsanız çok da yeni diyemem. Çünkü pandemi öncesinde çok konferans sistemleri olmadan flash tabanlı konferans sistemi yapıp bunları kurumlarımıza kullandırmaya çalışan bir firmaydık aslına bakarsanız. Tabii son süreçte pandemi sürecinde bildiğiniz üzere artık konferans sistemleri, video teknoloji sistemleri ön plana geliyor oldu. Biz de Vimesoft olarak yerli bir firmayız. Tamamen mühendis kadrosuyla oluşuyoruz neredeyse. Ve ürünlerimiz içerisinde video konferans sistemi, webinar sistemi, canlı yayın ve video arşiv sistemi gibi ve uzaktan eğitim sistemi gibi platformlar barındırıyoruz. Tabii bu süreçte bunların kullanımı çok arttı. Biz de teknolojik olarak bunları geliştirmeye devam ediyoruz bu süreçte. Evet, kaç kullanıcıya hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Şu anda 40'tan fazla büyük kullanıcıya hizmet veriyoruz. 200 binden fazla da şu anda son kullanıcımız var. Tabii bunu müşteri bazında ayıracak olursak 20'den fazla şu anda kamu kurumunda aktif olarak çalışıyoruz. Hı hı. 5 tane büyük bankada, finans sektöründe de aktif olarak devam ediyoruz bu sürece. Peki, sizce sizi ön plana çıkaran özellikleriniz neler ürünlerinizi? Yani neden tercih edilmelisiniz? Ne dersiniz bu konuda? Şöyle söyleyebilirim aslında burada. Tabii biz bu tür sistemleri yaparken güvenlik önceliği bizim için hat safhada diyebilirim. Onun için ya Türkiye içerisindeki bir veri merkezimizden ki Turkcell'le beraber çalışıyoruz örneğin, veri merkezinden ya da on-prem olarak kurduğumuz bir yapı üzerinden hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii bunu sağlarken şu anki globale baktığınızda bir Zoom, bir Teams zaten bu sektörü kapatmış durumda. Bunun yerine geçmek değil aslında ki buradaki amaç tabii şu anda bizim verimizin güvenliğini sağlamak bizim için daha ön planda. Şu anki çalıştığımız kurumlarda, özel sektördeki firmalarda da İçeride yaptıkları etkinliklerde, yayınlarda, konferans sistemlerinde artık ön plana getirdiğimiz şey tabii buradaki güvenlik, iletişimin şifreli olarak sağlanıyor olması. Tamamen kapalı devre bu hizmeti sağlayan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Dediğimiz gibi buradaki amacımız, bizim amacımız buradaki bu veriyi Türkiye içerisinde tutmak, bu yeri gerektiğinde kurumun ihtiyacına göre on-prem sağlamak, yeri gerekiyorsa Türkiye içerisindeki veri merkezinden bunlara devam edelim. Aslında diğer firmalara göre biz yazılım geliştiriyoruz. Bizim aslında altyapı olarak firmalarımıza her zaman ihtiyacımız var ki işte Turkcell'le çalışıyoruz, TeknoPC ile çalışıyoruz. Yani bir donanım ihtiyacı bizde her zaman var. Hem sunucu anlamında hem hizmet anlamında. Ama buradaki içerideki iletişimi, dijital iletişimi de tamamen şifre haline getirerek yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. İlklere imza attığınız projeleriniz var mı? Şöyle söyleyebilirim aslında bizim şu anki sektörde tabii 20 örnek konferans sistemi üzerinden gidecek olursam şu anda 20'ye yakın yerli ürün var artık piyasada. Ama burada bizim yaptığımız çalışmalar, Ar-Ge çalışmalarımız bizim sağlayabileceğimiz daha farklı neler var? Bunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Çünkü artık herkes bir konferans sistemi kullanıyor, bir webinar yapabiliyor çok rahat bir şekilde. Ama örneklendirdiğimde burada işte on-prem gitmek ya da yaptığımız sistemi kuruma özelleştirerek yapmak, entegrasyonlar sağlamak, kurumun sistemleriyle beraber bizim sistemlerimizi entegre çalıştırmak buradaki en büyük özelliklerimizden bir tanesi diyebilirim. Peki 2021 yılı hedeflerine ulaştınız mı? Beklentileriniz nelerdir daha sonraki yıllar için? Tabii 2021 yılı beklentilerimize ulaştık. %100'de bir büyümemiz var şu anda. 2022 yılında da tabii şu anda cloud üzerine çıkmak, en azından bu sistemleri cloud'a çıkartmak istiyoruz. Daha sonrasında yurt dışı tarafında, global tarafta da sahne almak istiyoruz ürünlerimizde. Evet.
Peki, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz güzel konuşmanız için. Teşekkürler. Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Barış Saygı, Huawei Veri Merkezi Altyapı Çözümleri Kıdemli Yöneticisi. Kendisinin sunumunu izlemek üzere davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, herkese merhaba. İsmim Barış Saygı, Huawei'de Veri Merkezi Altyapıları Çözümlerinin yöneticisiyim. Bugün akıllı veri merkezi altyapıları ile ilgili getirdiğimiz yenilikler, sektördeki trendlerle ilgili sizlere hap şeklinde bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Evet, veri merkezi altyapıları dediğimiz zaman veri merkezleri biliyorsunuz biraz sabıkalı merkezler. Yani bugün globalde dünyanın tükettiği tüm enerjinin, elektriğin %1'i veri merkezlerinde tüketiliyor. Dolayısıyla veri merkezlerini ne kadar verimli hale getirebilirsek, buraları ne kadar hızlı bir şekilde time to market dediğimiz devreye alıp işletmeye açabilirsek, güvenilirliğini tabii ki sağlayarak ve bunların otonom bir şekilde işletilebilirliğini, yönetilebilirliğini sağladığımız noktada artık veri merkezlerini akıllı bir hale getirmiş olacağız. Bu anlamda farklı ihtiyaçlara yönelik getirdiğimiz bir takım çözümler var tabii ki. Alt kısımda gördükleriniz ürünler. Bu ürünler globaldeki tüm üreticilerde olduğu gibi bizde de var. Neler var? Bir veri merkezinin kritik altyapısının olmazsa olmazları, kesintisiz güç kaynakları, hassas iklimlendirme cihazları farklı konfigürasyonlara hitap edecek şekilde, rack kabinet, kapalı soğut koridor sistemleri, ortam yönetim, raporlama, izleme sistemleri gibi birçok. Burada zaten herkesin ürünleri, tüm üreticilerin çok iyi, üstün kalitede ürünleri olduğu yadsınamaz. Burada getirdiğimiz yenilikler üst kısımda gördüğünüz. Şimdi bu çok iyi ürünlerden kurulu bir veri merkezi çok akıllı bir hale gelebiliyor mu? Evet, gelebiliyor ama bir takım zahmetleri de tecrübe ediyorsunuz mutlaka. Zahmetlerle ve yüksek maliyetlerle beraberinde getiriyor tabii ki. Bunları daha çok fabrikasyon bir şekilde yapıp Ar-Ge'nin yetkinliğini yansıtıp farklı ihtiyaçlara hazır çözümler hale getirdiğimiz noktada işte verimliliği, kolay işletilebilirliği sağlıyoruz ve bu anlamda da sektöre farklılık getirdiğimizi düşünüyoruz Huawei olarak. Farklı ihtiyaçlarla ilgili olarak birazdan bahsedeceğim. Küçükten büyüğe doğru bahsedeceğim. Ülkemizde de bir trend halinde olan, bu sektörde de lider konumda bulunduğumuz dağınık yapılardaki sistem odaları ya da popüler ismiyle edge data center'lar için düşünülebilecek bir kabinlik, iki kabinlik ya da 10 kabinete kadar büyüyebilecek peyderpey ilk gün yatırımını capex değerlerini azaltıp yüksek verimlilik sağlaması sayesinde opex değerlerini aşağıya düşürerek toplam sahip olma maliyetlerini minimum seviyelerde tutan, tek bir erişim noktasından bağlanarak içindeki tüm kritik komponentleri yönetebildiğiniz, raporlayabildiğiniz, dolayısıyla da IT personelinin kolay bir şekilde, remote bir şekilde bakım işletme kabiliyetini getiren ve kolay kurulum özelliği sağlayan yapılar. Tabii ki bu yapılar belli bir ihtiyacın üzerinde artık değişmek durumunda. Yani Tier 3, Tier 4 gibi disiplinleri konuştuğumuz ya da orta büyük ölçekli, ana veri merkezlerinin konuştuğumuz noktalarda getirdiğimiz farklı çözümlerimiz yine bulunuyor. Mantık yine aynı. İçindeki kritik komponentlerin sağlandığı fakat tabii ki mimarisi biraz daha farklı. Buradaki UPS'ler büyüyor, soğutma üniteleri büyüyor tabii ki, kabin yapıları değişiyor. Bu anlamda da tüm ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde fabrikasyon bir şekilde de özellikle bu Uptime Institute tabii ki veri merkezi altyapılarının artık geldiği sertifikalandırılması anlamında, güvenilirliği anlamında otorite olmuş durumda globalde. Bu anlamda da bu modüler yapıların, hazır yapılar da artık bu sertifikalara sahip olmaya başladı. Bu sertifikaların hızlı bir şekilde alınması için Ready 4, yani bunun zaten 5. seviyesi yok, en üst seviyedeki Tier Ready sertifikasıyla birlikte sunulan çözümler. Diyelim ki binamızda bir veri merkezi yapabilecek durumda değiliz, mevcut tesislerimiz buna el vermiyor ya da bir disaster senaryosu düşünüyoruz. All-in-one yapıdaki disaster senaryolarına hitap edebilecek konteyner veri merkezleri, tak çalıştır mantığında enerjisini getirdiniz, bağladınız, geri kalan tüm altyapı sizler için hazır bir şekilde sunuluyor.
yarım günde devreye alabileceğiniz, veri merkezinizi işletmeye açabileceğiniz şekilde bir yapı. 6-8 kabinet, 54 kW'lık IT yüküne kadar hitap ediyor. Şimdi bunun da tabii ki yetemediği, daha büyük ihtiyaçlar için tamamen bir bina disiplinindeki deprem, yanmazlık, su, toz geçirmezlik, ömür beklentisi gibi kriterlerin sağlandığı, artık sektörün gittiği, ülkemizde de örnekleri yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Prefabrik çözümler, yani sadece bir veri merkezi beyaz alan değil, bu tesise hizmet eden tüm enerji odaları, yardımcı hacimler, toplantı odalarına kadar bir bina işletmesinin mutlaka tecrübe etmişsinizdir. 500 kabinlik bir veri merkezi yapmak istediğiniz zaman çok ciddi anlamda danışmanlık bedelleri, proje yönetim bedelleri ve belli süreleri göze almanız gerekiyor. Yaklaşık başladığınız noktadan 1,5-2 seneleri bu süreler buluyor. Anahtar teslim devreye aldınız. Bu gibi yapılarda bu süreleri yarı yarı azaltmanız mümkün. Veri merkezleriyle birlikte tabii ki veri merkezlerinin olmazsa olmazlarına da çok böyle kısaca girip çıkacağım. Huawei olarak kesintisiz güç kaynaklarında büyük bir üreticiyiz. Farklı kapasitelerde sunduğumuz çözümlerimiz bulunuyor. Modüler UPS tarafında eriştiğimiz verim anlamında ve çözümlerimizin sağladığı güvenilirlik anlamında da zaten globalde pazarda lider konuma gelmiş bir üretici durumundayız. Kesintisiz güç kaynakları demişken şimdi biraz belki detay olacak ama hani biz veri merkezlerimizi dizayn ederken hep neye göre dizayn ediyoruz? En az 10 sene ömre sahip olacak şekilde tüm altyapımız buna uygun. Tüm soğutmamız buna uygun. Kesintisiz güç kaynaklarımız, panolarımız, mimarimiz buna uygun. Uygun olmayan bir zayıf karnımız var. Bunlar nedir? Aküler. Yani klasik, geleneksel tipteki, kurşun asit tipteki akülerden bahsediyorum. Çünkü bunun hiçbir üretici de 10 yıl garantili bir şekilde sahip olmanız mümkün değil. Belli bir noktada bunları 6. 7. ya da 8. senede değiştirerek operasyonel bir maliyet olarak göze almanız gerekiyor. Bunun yerine geçmeye başlayan, ülkemizde de zaten artık baktığımızda 2019'un ikinci yarısından itibaren belli ölçeğin üzerindeki tüm veri merkezlerine de akuplü olan lityum-iyon teknolojileri. Eskiden tabii ki bu sistemler yine vardı. 5-6 sene önce yine vardı ama fiyatlar tabii ki kıyaslandığı zaman klasik yapılara göre 3-4 katın üzerindeydi ve bu anlamda tabii ki TCO, toplam sahip olma maliyetleri çok iyi çıkmazken artık geldiğimiz noktada bu makas ciddi anlamda azaldı ve erişilebilirlik anlamında da kurumların tercihi olmaya başladı. Burada getirdiğimiz 10 yıl garantili Smart Lead Rate markıyla sunduğumuz lityum-iyon akü çözümlerimiz bulunuyor. Yer tasarrufunu %70'e kadar arttıran, standart olarak izleyebildiğiniz, şarj sayılarının yaşam süresinin 3 katına kadar arttığı lityum-iyon akü çözümleriyle Türkiye'de de zaten yine lider konuma geldik. Bir de tabii ki neden bahsetmek gerekiyor? Veri merkezinin en fazla verimliliğini, PUE katsayısını nasıl 1'e yaklaştırırız? Bu tarafta da indirekt e-operatif çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Anlattığım tüm çözümlerde globalde lider durumda Huawei Modüler Data Center ve Modüler UPS tarafında, özellikle Modüler UPS'te %34.3 gibi bir pazar payı görüyorsunuz. Bu 2019'un rakamı, 2020'de açıklanan %41'in üzerine çıkmış durumdayız. Özür dilerim. Türkiye tarafında da son 5 senedir 170'in üzerinde veri merkezinde çözümlerimiz A'dan Z'ye, sadece kabinet soğutma ya da kesintisiz güç kaynağı değil, bu modüler çözümlerimiz başarılı bir şekilde bunların arasında büyük, küçük, orta ölçekli ana veri merkezi, Disaster Recovery Center gibi birçok referansımızı başarılı bir şekilde ayağa kaldırdık ve hayata geçirdik diyebilirim. Burada sunumumu sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sırada 98 yılında kurulan ve Türkiye'de bilgisayar ürünleri üreten yine %100 Türk sermayeli bir şirket var. TeknoPC. Aramızda kurucu ortağı Sayın Murat Yücel Bey var. Hoş geldiniz. Murat Bey, peki siz kamu ve kurumsal alanda sunduğunuz teknolojik ürün çözümleri
dijital anlamda ülkemiz adına nasıl bir katma değer sağlıyor? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebiliriz. Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle vakit ayırıp geldiğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. TeknoPC kurulduğu günden yana sürekli değişen, gelişen bir felsefeyle devam ediyor. Son 12 yılımızda artık biz Türkiye'ye ne katabiliriz felsefesiyle beraber katma değerli ürünler, çözümler nasıl geliştirebiliriz? Benden önceki sunum yapan arkadaşlarımız dinledim, çok keyifli ve güzeldi gerçekten. Biz de bu anlatılan dijital çözümleri, video konferans çözümlerini ya da veri merkezleri tarafındaki donanım mimarilerini fiziksel olarak tasarlayan, üreten, hayata geçiren bir şirketiz. Bu anlamda çok kıymetli yurt dışındaki üreticilerimiz var. Bunların getirdiği ürün ve satışlarının sonunda Türkiye'de bazı bilgilerin ve verilerin de tecrübe olarak, deneyim olarak ve üretim olarak, istihdam olarak da kalması bizim için çok önemli. Bu anlamda TeknoPC her geçen gün yatırım yapmaya devam ediyor. Kamudaki yerli ve milli algısı konusunda gerçekten gelişmeler çok güzel. Pandeminin bize getirdiği bir takım tecrübe ve deneyimler olduğunu düşünüyorum dünya ile beraber. Bu anlamda bu çözümlerin geliştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda da biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Pandemide özellikle çağrı merkezlerinde, finans sektöründe ya da gerçekten evden çalışma döneminde biz müşterimize çok ciddi bir operasyonel avantaj sağladığımızı düşünüyoruz. Hedefimizde de yerli ve milli konusunda açıkçası. Hı hı. Daha fazla nasıl ürün geliştirebiliriz? Çözümleri Türkiye'de katma değerli hale getirebiliriz. Çünkü üretmek evet çok kıymetli ve Türkiye dünyadaki üreticiler arasında bence otomotivde, tekstilde sonra birçok sektörde çok kıymetli işler yapıyor. Dünyanın birçok markasında üretim yapıyoruz. Ama Türkiye'de marka anlamında bir eksikliğimiz var. Bu marka eksikliğini çok hızlı bir şekilde çözdüğümüz takdirde, bu katma değeri ülkemize çevirdiğimiz takdirde ülkemiz bu anlamda çok ciddi fayda elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, peki sizce Türkiye dijital geleceğe hazır mı? Yani karşılaşılabilecek zorluklar neler olabilir? Sizlerin beklentileri nelerdir? Türkiye dijital geleceğe ben çok hızlı adapte olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü dijital kullanıma baktığımız zaman Türkiye Avrupa'dan ya da dünyanın birçok ülkesinden çok önde gidiyor. Yani belki fazla önde gidiyor bazı konularda. Dijital algı olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ama bu algıyı günün sonunda biz ne katabiliyoruz? Yönlendirilen bir teknoloji kullanıcısı mıyız? Yoksa bu konuda bizim de bir iradeyle beraber bu teknolojideki fikirlere, teknolojik çözümlere, işte yerli yazılımlara, yurt dışından gelen çok kıymetli firmaların bildiği tecrübe, deneyimleri alıp nasıl harmanlayabiliriz? Buna çok dikkat ediyor olmamız lazım. Bu anlamda ben Türkiye'yi çok şanslı görüyorum. Çok güzel fırsatlar var. Birçok sektöre yatay ve dikeyde dokunabiliyoruz. Bu deneyimlere sahibiz aslında. Eğer bu deneyimleri bir tık daha öteye götürebilirsek, işte Endüstri 4.0'la, işte akıllı şehirlerle birçok süreçle beraber bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Küçükten bir özgüven tazelemesi yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye'de dünyanın en büyük markalarına çok ciddi üretim yapıyoruz. Herhalde bakıyor olsanız böyle bir 2000-3000 sayfalık bir katalog çıkacağını düşünüyorum. Hani Boeing'den Airbus'ına, işte ne bileyim Levi's'ından Bentley'ine, Porsche'ndan uçak motoruna kadar her şeyi biz yapabiliyoruz. Bu teknolojik deneyimle beraber bunu harmanladıktan sonra da çok güzel olacağını ben düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız ki öyle olur. Dediğiniz şey çok önemli. Kendimize biraz daha fazla güvenmemiz gerekiyor bu konuda. Kesinlikle hocam. Kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi son konuşmacımız Sayın Muhammed Murat, IRIS-ID Genel Müdür Yardımcısı. It's my pleasure to present Mr. Muhammed Murat, Vice President of Global Sales and Business Development, IRIS-ID. Thank you. Good morning. Oh, good, it's there.
Well, I was introduced as Mohammed Murad. I work for IRIS-ID. We were formerly owned by LG Electronics, now an independent entity. Today's goal is to give you an idea of non-contact biometrics. In Turkish society, you are very familiar with biometric. We use fingerprints on a frequent basis, especially part of your national ID program, you have fingerprint. But technology is moving on, and to be able to identify people without touching any objects. And one of them is iris recognition, and the other pieces for biometric is facial recognition. So let me introduce the company. We have been in business since 2002. Our research and development started with biometric space was 1997, and we were part of LG Electronics as a division called IRIS Technology Division. And the the executive committee teams and the member of the organization, they always thought that this belonged as a separate outside entity, not part of a big conglomerate technology, because we were dealing with an identity authentication and larger corporations. Their focus was on LG's focus was on life is good, which is making cell phones and washing machines and refrigerator, et cetera. So this belonged in more of an infrastructure for identity authentication. Our total focus from the beginning of the inception of the organization has been iris recognition biometric identity authentication applications. Our R&D research and development is done in the United States for the algorithm side, and in Korea for all the optical systems and embedded. We have some development in application development availability in India as well. So we have a fairly large organization. We have a global footprint for deployments, et cetera. As you can see here, we are present in almost every country. We have a very niche application focus. So we are present also in Turkey. I have an application for a reference point for you to look at. We have some very large applications. We will also hint on those as well from a national ID program perspective. So why do we need biometrics? As the population is growing, as the need for digital identity is growing, there is a requirement for you to be able to identify an individual with accuracy and efficiency, and that's why the inclusion of biometrics in those applications is growing, and is growing very rapidly. So that's why your country in Turkey, national ID started with the fingerprint. Now they're looking at other options to make it more efficient and make it part of a digital identity application. So, but as biometric technologies were getting inclusive part of the applications, what changed towards the non-contact was this pandemic about 2 years ago or 18 months ago when it started. We were gaining momentum in the adoption across the world, but pandemic changed because the need for identity remained as people turned off their fingerprint readers. It still required the ability to be able to identify a person. So, and then on top of all that, how do you maintain the privacy and the security? As some of you are aware, the GDPR is a fairly important role, and that policy plays an important role to protect the privacy and security of the individuals. So, by inclusion of biometrics and non-contact biometrics, it allows us to elevate that whole process. Okay, so now I like to normally put the chart up because it gives you an idea where we coming from, is what we know, who we are, what we have, or what we possess, etc. So we started on the left-hand chart where, you know, it was very easy to have an ID card. But as things progress, we needed to make it more efficient, easy to use,
and more secure. So that's where biometrics started including. So if you look at on the biometric chart, iris recognition is on the top coordinates because one, it's far more secure than any other biometric. It's non-contact. It has a lot more data than other biometrics like fingerprint. So I give you an example. A fingerprint, a best fingerprint will carry 60 points, where iris, a simple picture from your eye, it will have 240 points. So there's a lot more data to be able to relate to. So high security and high accuracy is going to be a central criteria for including into digital identity. So now a lot of times people ask, well, what is iris? Well, iris, well, if you look at that blue picture of the eye, that's what we're looking at. We're looking at that color ring around your pupil, which is the center of the eye. A lot of times people confuse iris and retina, and that's why I like to put this picture in. Retina is in the back of your eye. And when people like me who wear glasses, we go to the eye doctor, they look in the back of our retina to see if there is any issues with the eye. So that apparatus, they bring it really close. We do not have to be that close. We can be up to 1.2 meter to be able to identify a person. As long as a person is a participant, they walk up, they know what's going to happen, they look towards the camera, and we can identify them in less than 2 seconds. So the purpose here is to be able to say, we are taking a two-dimensional picture of the eye, and that two-dimensional picture is converted into a template. So this is the cycle of that identification that happens. With the human eye, I see a color, but what we are using, the infrared cameras that takes a grayscale picture, our mathematical algorithms in the background, the machine, they take those that grayscale picture, they segment it, that means they cut the iris out, and then we create a template, which is zeros and ones. There's another important question from a security and GDPR perspective, what happens to that image? Most of the time, 99.99% of the time, we trash that image. That means we put that garbage, it's not going to be used any further. What we create out of that is a template, and that template is a bunch of zeros and ones. Those zeros and ones can never be reverted back to an image. That means it's highly secure and highly private. You cannot, if you don't know the individual name and they look, you can identify, yes, that it is that individual, but you won't be able to get any of their private information out. I'll cover some of that GDPR stuff later on as well. So if you look at from a perspective of iris recognition and compared to other biometrics, we have a lot more data in the iris, okay? And we're just scratching the surface of with those algorithms. And the other technology that is very commonly referenced with the accuracy perspective is DNA. DNA is absolutely more accurate. You will be able to tell a lot more information about a human being with the DNA. However, for you to use DNA for identity authentication technologies, you will have to hold that person for a couple of days before the DNA results come back. So that's why DNA can give you. However, where the fallbacks on a DNA is the twin situation. So if you have two twins, they normally will have the same exact DNA chain. Where iris recognition, both of my eyes are different, and the probability of having the same eye or iris in the world is 10 raised to the power 78. So you can see there are a lot more zeros in trillions or quadrillions that we'll be able to hypothetically will be able to find an individual the same. And then, of course, from a speedy perspective, we will be able to identify an individual in less than 2 seconds. So if you are currently, if a customer is using a card to identify a person, by the time I take my card out, place it on a scanner, it's between 3 to 5 seconds. If I walk up to the iris device, I look into the camera, it's less than 2 seconds. So the other one of the other reasons that we want to
think about having multiple biometrics in especially in national programs is one. The iris recognition technology can work behind glasses. Like if I'm wearing glasses, I don't have to take them off. It can work behind masks. So these days, facial recognition is a huge challenge because we are all wearing masks. And as we can see, and scientists predict that this virus is not going to go away. So we are going to get used to wearing masks from season to season. And facial recognition will have those challenges. So iris recognition can work behind glasses, behind masks, face shields, goggles, etc., where other technologies have challenges. With fingerprint, there are some challenges with fingerprint where, it depending on what profession people are in, if it's an agriculture society, most of their fingerprints are compromised. It's very difficult to use. And I hear that I go around the world, globe, talking to people in the national ID programs, etc. They all say that we have a challenge with fingerprint. We need to add a second modality or a third modality into our programs. So, or people working in with their dirty hands, etc., that also creates a big challenge. Okay. Then the applications that technology is used is in access control, in larger scale identity systems, time and attendance. So it's not the issue of can people return, can people afford the investment. Of course, the return on investment on this technology is fairly fast. These are little examples I have. On the top, you have a nuclear power plant in Japan. We have many nuclear power plants across the world. This individual is wearing a whole lot of things to be able to identify. The second is in CDC. Everybody knows CDC since this pandemic started. Those laboratories are also protected by our technology. The next application is in Google. We are present enterprise-wide in all data centers across the globe in Google, Apple, and Microsoft. They rely on our technology to protect your information that you put onto those applications every day. So when you click on that, I want to buy something from Apple Store or Google Play, or you go onto your OneDrive, you be sure that the data that is sitting in those information centers or data centers is protected physically by iris recognition technology from Iris ID. This is in Turkey. One of your very large fruit manufacturer relies on our technology to count the people come in and out of their facilities. And as you can see, it's in pretty harsh environment. It's covered with glass. They walk up. They have about 10,000 seasonal workers that they use. The system is all integrated with SAP, so they can run the payrolls and HR system through their enterprise system that they're used to. So this is to give you an idea who our customers are. In the aviation sectors, we have lots of airports across the world. Some major ones are Schiphol Airport, Canadian airports. We run security programs in the United States and 40-some airports. We have implementation in government spaces with military, Swiss Army, all the branches of US military, et cetera, NATO. And then on the civil ID side, we have some really large program. One of the big large programs we have is in India with 1.3 billion people enrolled, and iris is the main modality what they use to find an individual. They do not issue a card. Each person gets a ID number, and they use that number to be able to identify that individual with their iris or with their finger. Then we have voter registration and other ID programs in different areas. And on the enterprise side, we are very proud to say we have some very, very large blue chip customers using our technology across the globe, from all the high-tech industries to the laboratories to infrastructure protection or infrastructure from oil and gas and nuclear power plants, et cetera, et cetera.
This is the product portfolio that we offer on the left-hand side. What you see is all those optical systems and the solution of our back-end matching iris accelerator and our access control solution and SDKs are available to be able to drive all those devices. And on the right-hand side, the time and attendance application, which we call an Iris Time. It's an Android-based product, and we designed it so you can take your application like you will build it for a tablet. You can build it for the IT100. I guess to stop. Oh, there you go. Okay. Thank you very much. If you have any questions, I'll be in the booth with Keba. Thank you so much. It's really interesting. Okay. Evet, değerli katılımcılarımız, panelimizin sonuna geldik. Hepinize katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli panelistlerimize aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür mahiyetinde takdim edeceğimiz sertifikaları Meltem Er Yılmaz'ın teslim etmesini rica edeceğiz efendim.